Herkesen güzel bir gerçek. Ya gidip bana cülukla da çek, ya da orada çek. Vallahi cayıp bir yerde çek. Ya cacık toplarken çek işte. Bu şeyle miydi? Sehlik ve kirrik. Keçiler çok ilginç hayvanlardır. Bir zamanlar koyunlarla birlikte keçi beslerdik köyde. Çünkü bir köy evi için her açıdan birbirini tamamlayan hayvanlardır koyun ile keçi. Oysa yaratılış icabı koyunlardan o kadar farklıdır ki keçiler. Koyun ne kadar halim, selim bir canlıysa keçi o kadar hareketli, başına buyruk, durumsuzdur. Hele bazı yeni yetmeleri olurdu ki yer yurt zapt etmezdi onları. Mesela hiçbir koyunun bizimkilerin akere dediği ip veya marble denilen kesilmiş varilden yapılma yemliklere çıktığını hatırlamıyorum. Fakat keçiler, özellikle saman ve arpadan oluşan yemlerinin yenik olunduğu zamanlar, hışımla saldırdıkları bu akerelerin ve marble'ların hemen üzerine çıkarlardı. Bazı diri keçiler, bir yandan zavallı uysal koyunların başları önündeki yemleri ayaklarıyla eşelerken, bir yandan da samanların üzerlerine serpiştirilmiş arpa tanelerini aceleyle işleyen ağızlarıyla yutarlardı. Bunu gören anam kimi zaman "Bii, Allah canınızı almıyor sizin sehlik koyunlar, şu kirik keçiler size arpa bırakmıydı ha?" der. Samanın içindeki arpaları hızla seçip koyunlara yalnızca kuru saman bırakan cingöz keçileri kendince ürkütmeye ve kovalamaya girişirdi. Yanılmıyorsam önlem olarak önce samanla arpayı iyice karıştırmayı denedi. Baktı bu da işe yaramıyor. Bu sefer keçilere derme çatma ayrı bir yer ayarlamıştı. Böylece koyunlarla keçilerin ayrı akerelerden yemlenmesini sağlamış oldu kendince. Yine de bu kirlik keçiler bazen önlerine konulan basit engelleri zıplayıp aşarak koyunların tarafına dalar, eski alışkanlıklarına aynen devam ederdi. Velhasıl anamın cılız ama en delişmen çebişlerimiz için kullandığı bu kirrik nitelemesi hep hoşuma gitmiştir. Aslında kirrik olan yalnız keçiler mi? Ondan da emin değilim ya. Kimi zaman bizim kirrik keçileri andıran harekette bulunan ve uyanık geçinen insanlarla karşılaştığımda şöyle bir durur, çaktırmadan o kişi veya kişileri süzmeye çalışırım tıpkı zamanında o keçilere baktığım gibi. Acaba ne yaptıklarının bilincinde veya farkındalar mı diye. Aslında bunu dışarıdan anlamak pek kolay değil. Sanırım çok önemi de yok bunun. Sadece her ne yapıyorlarsa bunu gayet umursamaz ve rahat bir tavır sergileyerek yapmaları dahi sanki yetiyor muhataplarına. Bazen sehlik koyun gibi hissedilse bile neticede insan olmak zor. İnsan kalabilmekse daha büyük bir başarı sanırım.